Merhaba sevgili Saptan severler. Tuzaktan eğitim videolarımıza tekrar devam ediyoruz. Sizlerden talep geldi. Gerek maille gerek yorumlarla, canlı yayınlarda da. Biliyorsunuz bahsetmiştim, ben tuzaklara karşı bir satranççı olarak yetiştim. Bu şu demek değildir, tuzakları yapmıyoruz, bilmiyoruz demek değildir. Tuzakları biliyorduk fakat kullanmayı tercih etmiyorduk. Burada da ben size anlatacağım. İsteyen kullanmak ister bu tuzağı, isteyen de benim tavsiyem. Kullanılara karşı nasıl oynaması gerektiğini öğrenir. Bu arada arkadaşlar ayarları yine yaptım ama videoda donma olabilir. İnternetle ilgili bir sıkıntı var. Canlı yayında da aynı sorun oldu. Görüntü daha önce donmuyordu. Şimdi tekrar donma yapabilir. Çünkü bir tane çektim, baktım donuyor. Ayarlarını yaptım araştırıp. Umarım olmaz. Evet. Şimdi tuzaklara geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere Nihavend makamından güzel bir şarkı seslendirmek istiyorum. Tuzaklara doyamadım, gözüm kaydı, hamleyi bulamadım adlı şarkımız. Tuzağı da yemiş olduk böylece. D4, D5, C4, E5. Albin karşı gambit. İlginç bir açılış. Ben bunu oynadım arkadaşlar. 2014 senesinde Graz'da, Avusturya'da, Graz Open'da 2250'lik bir oyuncuya karşı oynamıştım. İlginç bir maç olmuştu. Evet, eşitliyor aslında siyahlar. Fakat zor varyantları da var. Biraz riskli. Ben bu riski almayı tercih etmiştim. Fikri ne? Beyazların merkezdeki yapılanmasını hızlı bir şekilde parçalamak istiyor siyahlar E5'le. Çünkü D4'te açılışlarda biliyorsunuz merkez açılışları, yani merkezin ağırlıkta geçtiği mücadeleler oluyor ve beyaz merkezi ele geçirmeye çalışıyor. Siyah da parçalamaya çalışıyor. Bunu açılıştan yapıyor çok erken. Handikapları var mı? Var. Çünkü hızlı bir gelişim, tempo ile gelişim beyazın lehine olabiliyor. Ama diğer taraftan da merkez parçalandığı için çabuk eşitleyebiliyor siyahlar. Her açılışın artları eksileri vardır bu arada. Bu açılışta olduğu gibi. D çarpı E5, D4. D4 oynamasının amacı E piyonu rahat hareket edemesin. Ben merkezi parçalayayım. E piyonu rahat hareket edemesin. Şimdi bu konumda doğru devam yolu at F3 arkadaşlar. At F3, at C6'ya. G3 var, A3 var, at BD2 var, A3. At GE7, B4. At G6, fil B2. E5 ve D4 piyonları değişiyor. Beyazların vezir kartında bir alan üstünlüğü oluyor. Ama merkez parçalanmış oluyor. Siyahlar biraz daha eşitlemiş oluyor. Çünkü yani biliyorsunuz açılışlarda 0.40, 0.50, 0.30, 0.20 bu tip bir değerlendirme veriyor bilgisayarlar açılışlar yapıldığında. Yani beyazın hafif bir üstünlüğü var sonuçta hep. Siyahlar eşitlemeye çalışıyor merkezi parçalarak. Bu açılışta da böyle. Ama tuzağımız nerede başlıyor? E3. Kötü bir hamle. Şimdi D çarpı E3'e, yani D çarpı E3 yaparsak vezir D8, şah D8, fil E3'ten sonra siyahlar bir piyon geri ve hiçbir karşı şansı yok. Bunu umarak, bunu düşünerek E3 oynuyor. Tabii ki rakipten C5 veya at C6 hamlesi bekliyor. Ama aslında tuzağımız burada başlamış oluyor arkadaşlar. Burada E3 hamlesi kötü çünkü fil B4 şah var. Şimdi beyazlar doğru oynarsa eğer at D2 ya da fil D2. D çarpı E3, F çarpı E3'ten sonra bakın E5 piyonu düşüyor. At C6, at GE7, at G6. Rok atacağız. E5 aldıktan sonra yapısal bozukluk var. Piyon yapısında bir bozukluk var. Siyahlar eşitlemeyi bırakın biraz da üstün konumda kalıyor. Kazanç için yeterli olmayabilir ama bir üstünlük elde etmiş oluyor hafif de olsa. Fil D2 oynuyor beyazlar. Halen fil aldıysa vezir alacak. Piyon yapısında bozmayacak. Umudu bu. Ama burada beklenmeyen hamle geliyor. D çarpı E3. Şimdi burada F çarpı E3'e devam etmesi lazım. Yine piyon yapısında bozukluk var. Siyahların istediği bir konum oluyor. Rahat oynuyor siyahlar bunu. Hafif üstünlükle. Ama D çarpı E3'e fil B4 alırsa ne oluyor? Gelin tuzağımıza giriş yapalım. Evet. Şimdi inceleyeceğimiz maçta ilk önce en basit maçtan bakacağız arkadaşlar. Bu tuzakta ne elde ediyoruz? D4 D5, C4 E5, D çarpı E5 D4. E3'e fil B4. Fil D2'ye D çarpı E3. Fil çarpı B4 taşı alırsa eğer. E çarpı F2. Bakın burada savunmaya bağlı bir taş var. Şah veziri koruyor. Vezirler birbirine bakıyor. Yani şah ayrılamıyor vezirin etrafından. Çünkü vezir düşecek. Şah E2. Şimdi burada heyecanla fil G4 oynarsak
vezir kazanıyoruz diye at F3 hamlesinden sonra taş geri kalıyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Eğer F çarpı G1 vezir çıkarsak yine heyecanla vezir D8, şah D8, kale G1'den sonra yine taş geri kalıyoruz. E o zaman ne yapacağız taşı verdik? Tabii ki bulması kolay olmuyor çok basit hamle olmasına rağmen çünkü beynimiz hep vezir çıkmaya odaklanıyor. Hep vezir çıkmadan bahsediyoruz. Piyon son sıraya geldiğinde vezir çıkar. Bunu beynimize işlediğimiz için hep vezir çıkmak düşünülüyor. Ama F çarpı G1 at. Bakın tempo çok önemli. Şah temposu. Şimdi kale çarpı G1 alınmıyor. Alınırsa ne oluyor? Vezir düşüyor gördüğünüz gibi ve terk etmiş. Ratingde çok önem veren bir insan değilim ama hani bilin diye söylüyorum. Bilgi oynar çünkü satrancı. Bakın 2124 ile 1678 arasında oynanan bir maç. Yani 2124 bu tuzağa düşmüş. Yani bilgi, temel kuralları uygulamak çok önemli. Bu tuzak bunu sağlıyor bize arkadaşlar. Vezir kazancını. Peki vezir kaybetmezse nasıl olacak? Gelin yeni bir maça bakalım. Vezir kaybetmezse. 2253-2190 arasında oynanmış bir oyun 2012 yılında. D4, D5, C4, E5, D çarpı E5, D4, E3, fil B4. Fil D2'ye D çarpı E3, fil çarpı B4'e E çarpı F2. Şah E2 mecbur demiştik. F çarpı G1 at. Şah çekiyoruz. Şah E1 oynamak zorunda. Şimdi ne oldu? Siyahlar bir taş geriyken bir taş öne geçti arkadaşlar. Vezir, H4, şah. Bu arada demin konuda taş önde değildik ya. Ben neden öyle söyledim? Taş öndeyiz diye söyledim. Taş önde değil ki. Kafam gitti birden pardon. Taş önde değil evet. Biraz önce bahsettiğim yerde arkadaşlar. Vezir H4 şah. Şah D2 at C6. Çok güzel bir konum. 7. hamlede siyahın 3 tane atı var tahtada. Fil C3. Fili istiyoruz. Fil C3'e fil F5. Şah C1. Vezir F2. Deminki konu derken şey diyorum. Şah E2 oynadıktan sonra fil G4 at F3'e taş önde ama G1'i aldığımız zaman taş önde değil. Yani onun ilkini doğru söyledim de ikincisi yanlış. At D2'ye rok. Uzun rok. C5'e at D4. Fil D4. Kale D4. Artık çaresiz bir konumda. D2 açmazda G1'de bir taş fazlalığım var. C6. Siyahın yapacağı şey çok belli. At E7 çıkıp kale H8 gelmek. CB7 şah B8 fil A6 kale H8 terk etmiş çünkü D2 düşüyor. Yani fili çıkıp G1'i almaya çalışıyor ama yeterli zaman bulamadı. Kale çarpı D2 alıyoruz ve terk. Peki bir maç daha bakalım. D4 D5 C4 E5 D5 D4 E3 fil B4 fil D2 D çarpı E3 fil çarpı B4 E çarpı F2 şah E2'ye F çarpı G1 at. Tempo kazanıyoruz demiştik. Şah çekiyoruz. Şah E1'e vezir H4. Evet şimdi beyazlar bir taş geri. Buradayken bir taş önde ama taşı her zaman vezirde bir oynayıp G1 alıp geri alabiliyorum. Fakat beyaz E5 piyonu zayıf olmasına rağmen fil çiftiyle kalıyor. Yani ufak bir avantajı olmuş oluyor. Ama burada aslında kaybediyor. F çarpı G1 at şah. Şah E1'e vezir H4. Şah D2'ye biz at C6'ya bakmıştık. At C6 yeterli aslında. Fil G4 oynamış. Bu da yeterli. Vezir E1'e vezir H6. Vezir E3'e at C6 tempoyla fili istiyorum. Vezir H6 alırsa at H6 hamlem var ya da ara hamle uzun rok. Kalemi de oyuna sokuyorum. Şimdi at H6 almak istiyorum. Vezir D6, CD6. Fil D6'ya at E5. D6 filini istiyorum. C5 at F6. At C3 oynamış ve burada maç bitmiş gözüküyor. Belki notasyonla ilgili bir sıkıntı vardır. Girilememiştir. Burada biteceğini düşünmem ama siyahları iyi. Çünkü at F3 oynayabilirim burada arkadaşlar. Bakın 3 tane at var tahtada. At GF3 oynadıktan sonra bir piyon alıyorum F3'ten. Sonra D6 filini de alabilirim at E8 gelip. 2 piyon önde rahat bir kazanç olacak siyahlar için. Burada bırakılmış maç. Database'de öyle. Şimdi gelin benim oynadığım maça bakalım. Ben de bu konumu oynadım ama tabii ki rakip tuzağa girmedi. Yani yutmadı. Ben de tuzak olsun diye oynamadım ama burada D4, D5, C4, D5, D5, D4'de E3 oynasaydı
ben tuzağı uygulayacaktım. Ama oynamayacağını biliyordum. Ben rakibi şaşırtmak için bu varyantı oynadım. Beklemiyordu rakibim. Zaten düşündü açılışta bayağı. Zaman sıkışmasına girdi. Beklemediği bir açılış olduğu için. At F3, at C6, G3. Bu da diğer varyant söylemiştim. At G7. Temel prensibim konumu eşit demek. Ama eşit konum berabere demek değildir arkadaşlar. Eşit konumu oynamayı tercih ettim. Konumu eşitleyeyim. Yavaş yavaş üstünlük almaya çalışayım. Güç farkı olacak. Onu kullanayım istedim. At BD2, at G6. Fil G2, at G5. Rok, fil E7. Ben de 4 piyonun eninde sonunda kaybedeceğim. Ama gelişimi tamamladım bu sayede ve eşitlemiş oldum konumu. B3 rok, fil B2. Şimdi D4'ü korumakla ilgilenmiyorum. Burada D3 oynayamıyorum. E5 boşta. Ama A2, B3, C4 bana bir hedef gösteriyor. A5. Saldırıyorum oradan. Orada piyon yapısını bozmak istiyorum. A3, kale E8 engelledi. Burada anlam veremediğim bir hamle yaptı. Burada at D4 alamıyor şu an. D4'ü nasıl almaya çalışacak? Bu biraz sıkıntı yarattı D4'ü alamadığı için. B4 oynadı. Tabii ki rakibim at BD2 oynadığı için D4'ü alamıyor. Yani G3 fil G2'den sonra B3 fil B2 çıksa atı çıkmadan D4'ü alacak. Vezir de baskı yapıyor ama at BD2 biraz kötü oldu. D4'ü alamayınca böyle bir feda yaptı. Ben de kabul ettim fedayı. AB4, B4'e, AB4, kale A1. Vezir A1'e, fil B4. İşte bu feda da at E5'ten sonra arkadaşlar at E5 alırsam fil D4 alacak. Fil D2 alırsam fil E5 alacak. G7 istiyor. F6 oynarsam burada fil D4 de kaçabilir. Fil F4 de kaçabilir. Değişebilir ama E2 boşta kalıyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Fil D5 oynayabilir. B7'ye basacak, C7'ye basacak. Biraz risk var. Yani fil D5 oynayıp D2'yi almaya çalışabilir. Baskı yapabilir. Oynanabilir bir konum ama dengeleri değiştirmem gerekiyor. Çünkü eşit konumda taşlar da azalınca oynamak daha zor. Ben burada dengeleri değiştirmeye karar verdim. Kale E5 aldım. Şimdi kale E5'e D4 almak istiyorsa C6'yı almak zorunda. Çünkü ben E2'ye de basıyorum. Rakibim de dengeleri değiştirme teklifimi gördü ve arttırdı. Ben de dengeleri değiştiriyorsan G7'ye baskı yaparım dedi. Fil C6, Bc6, fil D4, kale E2. Devam ediyoruz dengeleri değiştirmeye. Şimdi burada fil G7 oynarsa bir tehlike yok. Vezir D2 oynayabilirim. Kale D2 oynayabilirim. Çünkü fil H8 oynarsa fil F8 var. Vezir G5 var. Matı tutan. Şah F8 de ilginç bir anda. Şah F8 de mattan kurtuluyor, kaçıyor. Yani bir sıkıntı yaşamıyorum. O yüzden G7'yi alamıyor. At F3 oynadı. Şimdi burada fil çift avantajım var. Piyon öndeyim ama nerede o piyon? Önde olduğum piyon? Yok. C dikeyinde dublem var. Piyon önde değilim. Ben bütün taşları değişirsem kazanamıyorum. Piyon önde olsam kazanmalıyım. Ama kazanamıyorum duble piyon olduğu için. Piyon finalinde şahlar doğru yerleşmişse tabii ki. Yoksa şahlar yanlış yerleşmişse piyon önde olmadan da kazanabilirsiniz. Ama burada fil çift avantajım var ve beyaz kare zayıflığı var arkadaşlar. Beyaz fil yok. Bakın benim beyaz filim var. O yüzden ben beyaz karelerden oynayacağım. Fil F8. Yavaş yavaş oynuyoruz. C4'ü alırsam fil çift avantajı ve geçer piyon kazanç. Kale D1'e beyaz kareden oynamak gerekiyor. Vezir E8. Vezir C3, fil G4. Şah G2. Önce bir hava deliği açayım istedim. Neden H6 ile açıyorum? Çünkü beyaz renkli fil yok. Yine beyaz kareden açıyorum. H6. H3'e fil F5. Hedef fil E4 gelip F3'ü açmaz almak. Vezir E6 gelip C4'e baskı yapmak kaleci 2 ile. Fil E5'e vezir E6. Ver H3'ü. G4'e fil E4. Evet, planım yavaş yavaş adım adım ilerliyor. Şimdi F3 atı açmazda kaldı. C4'e baskı yapacağım kaleci 2 ile. Fil C5 gelip F2'ye baskı yapacağım. Burada piyonu geri veriyorum. Hiç önemli değil. Eşit konumda aktif taşlar açmaz, kurtulamıyor. Çok ciddi bir sıkıntısı var beyazın. Fil C5. Şimdi yapmam gereken şey vezirleri değişirsem kazan. Çünkü açmazdan kurtulamıyor hiçbir şekilde arkadaşlar. Kale D8. Kale F1 oynarsa burada F2'yi tutmak için basitçe kale E2 oynayıp C4'ü alacağım. Bu en basit fikir. Rakibim kale D8. Şah H7 fil G3 oynamayı tercih etti. Kale D1'de kalsa da burada aynı şey. Kale C2. Şimdi veziri B3'e gelirse
VS4 oynayacağım. Değişirsem eğer, bakın halen F3 açmazdan kurtulamıyor. Kale C3 istiyorum. Değişmezse de F3 baskı altında kalacak. F3 düşecek. Vezir A1 oynadı. Vezir D1'den açmazı tutmaya çalışacak. Ama burada C4'ü almayacağım ben tabii ki. C4'ü alışta kazanacağım ama hemen kazanıyorum burada arkadaşlar. Fil F3. Vezir şah F3'e vezir E2. Şah G2, fil F2. Ya mat olacak ya da çok ciddi materyal kaybına uğrayacak. Burada terk etti rakibim. Tabii ki burada at B2 hamlesi teoride var ama at B3 oynayıp D4'ü alıyorlar hemen. Bu amaç oynanıyor at B2. Rakibim çok yavaş oynadı. G3, fil G2. Yavaş kaldığı için de D4'ü alamadı. Ve burada da D4'ü almaya karar verdiğinde piyon feda edince ben kale E5'e dengeleri değiştirmek istedim. Çünkü at E5'e biraz daha rahat oynayacaktı beyaz. Ve bu sayede kazandım. İlginç bir açılış. Tavsiye ederim arkadaşlar. Albin karşı gambiti siyahlarla da. Tabii burada D4, D5, at F3 ile başlarsa Albin karşı gambit yapamıyorsunuz. C4 ile başlarsa yapabiliyorsunuz. Ama C4 bu varyant oynayanlara, D4, D5, C4 oynayanlara denemek açısından tavsiye ederim. Mutlaka farklı bir konum görmüş olacaksınız. Tuzaktan eğitim devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.